Çıkın. Ne diyorsun be sen? Çıkın diyorum, çıkın. Bizi yalnız bırakın. Ya çıkın dışarı. Peri. Hastanedeyiz şu an. Çıkın diyorum ya, çıkın. Seko, Meryem. Hadi bir çıkın, bizi yalnız bırakın. Hadi abi, hadi. Hadi Meryem. Şaka gibi ya, şaka gibi ya. Ne yapıyorsun be? Bana nasıl baktıklarını gördün mü? Öldüreceklermiş gibi. Herkes çok korktu. Gözlerinden nefret fışkırıyor. Ama söylediklerinde herkes o kadar haklı ki. Hayatta hiçbir şeye sahip olmayan ben, onların hayatta sahip olduğu en değerli şeyi almaya çalışıyorum. Peri, Allah aşkına ne diyorsun? Hakkım yok bunu. Zaten benim hiçbir şeye hakkım yok. Şimdi değil yani. Şu anda konuşmayalım bunları. Haklılar Tamer. Ben sana zarar veriyorum. Sana, ailene, çocuğuna. Senin kurulu bir düzenin vardı. Kaybedecek bir sürü şeyin vardı. Benim yoktu. Hala da yok. Benim kaybetme korkum yok. Belki de o yüzden bu kadar cesurum. Belki de herkes o yüzden benden korkuyor. Acıyor mu? Biraz. Bundan sonra senin canını acıtmak, sana zarar vermek istemiyorum. Biz ikimiz bir şey yaşadık. Saçmaydı, akıl dışıydı. Ama yaşandı. Ve bitti. Ne diyorsun Peri? Bitti ne demek? Hayat hep benden bunu istiyor. Sen mutlu olma diyor. Yani diyorum ki bitsin. Peri. 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 Ömer. Ömer dur, ne yapıyorsun? Abi dur, nereye gidiyorsun bu halde ya? Çekil elimden Meryem. Abi. Ömer, delirdin mi ya? Ya. Peri. Bir dakika bekleyin. Ne yapıyorsun? Anlamıyor musun? Gidiyorum. Saçmalama Peri. Şu haldeyken yapma bana bunu. Yapmam lazım. Çünkü herkes sütten çıkmış ak kaşık ya. Ben sana zarar veriyorum. O yüzden yapmam lazım. Haklısın. Çok üstüne geldiler. İyi de yolu bu mu? Arkanı dönüp kaçmak mı?
Bu durum böyle devam ettiği sürece bunun bir çözümü yok. Peri gel içeride sakin sakin konuşalım. Tamer gerçekten çok yorgunum. Bezginim. Artık mutlu olmak istiyorum. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Özellikle de Ahu'yla. Ne demek istiyorsun? Biraz önce yanıma gelip birlikte hareket edelim. Ben Berin'le konuşayım, sen de Tamer'i bırakma. İkimiz de böyle kazanırız dedi bana. Düşünebiliyor musun ya? Sırf senin paran için kardeşini bile satıyor yani. Oraya kadar düştük onu. Ben bu rezilliklerin içinde yer almak istemiyorum. Ama biz birlikte olduğumuz sürece bize huzur vermeyecekler. Yiyip bitirecekler bizi. Senin de bu durumu çözmek gibi bir amacın olmadığına göre bundan sonra yok. Peri, şimdi bunları konuşmanın süresi değil gerçekten. Ben senin hayatının bir köşesinde sığıntı gibi kalmak istemiyorum. Eğer hayatının içinde olamayacaksan ben niye o zaman boşu boşuna savaşıyorum? Boşa. Boşa mı savaşıyorsun? Yaşandı ve bitti. Bitti. Bu kadar kolay yani. Hani bensiz yapamıyordun? Hani nefes alamıyordun bensiz? Ben bir saattir ne anlatıyorum sana? Şaka mı yapıyorsun? Ben sana zarar veriyorum diyorum. Yapmak zorundayım diyorum. Çevreye verdiğim rahatsızlıktan dolayı da kimseden kusura bakmasınlar özür dilemiyorum. Gidiyorum ben. Peri, böyle gidemezsin. Şimdi gidersen bunun dönüşü olmaz. Dönüşü yokmuş, olmayacakmış dönüşü yani. Yokmuş dönüşü, öyle diyor. Ya Peri yapma böyle, bak korkutuyorsun beni artık. Fildiğin res çekiyor ya bana. Dönmeyecekmiş. Resmen resleşiyor. Onun döne döne başı dönecek de haberi yok. Ne yapayım ben sana? Bitki çayı falan. Papatya yapayım, sakinleştiririm. Ya istemiyorum. Hastaneden eve dönmüşlerdir değil mi? Şimdi karısı da fırsattan istifade çöküvermiştir hemen beyimizin yanına. Dönüşü yokmuşmuş. Göreceğiz bakalım. Yavaş abi. Yavaş. Hı. Rahat mısın, tamam mı? Aa, iyiyim iyiyim. Kolunun altına koyalım da daha rahat edersin. Aa, sağ olun. Hadi Allah rahatlık versin. Sabah erkenden gelirim. Ben de çıkayım. Nasıl? Uyuyacak biraz. Hadi ben kaçtım. Tamam Seko abi. Ama yarın sabah erken gel, olur mu? Olur, konuşuruz. Seko, ablamı da otele bırakabilir misin Seko? Nasıl? Sen gelmiyor musun? Ben burada kalacağım abla. Saçmalama Beri, niye kalıyorsun burada? Abla kalmam lazım. Tamer'in bana ihtiyacı olabilir. Kızım sana mı kalmış? Meryem var burada. Annesi var, çalışanlar var. Ya aslında evdeki herkes uyuyor. Kimsenin daha haberi yok. Yani ben de çok yorgunum. Kalsan iyi olur yenge. Sen yapmasın sen. Ne? Berin'cim hadi kardeşim gidelim hadi. Abla burada kalıyorum ben. Evet.
Kim kalıyor, kim gidiyor? Şöyle oluyor Seko abi. Yengem burada bizle kalıyor. Sen de Av Hanım'ı alıp gidiyorsun. Hay hay, tamam, görüşürüz. Damla yok benim için. İyi kalın. Niye yemiyorsun tatlım? Yiyorum da tam daha midem açılmadı. Yerim birazdan. Peri. Her şey yoluna girecek biliyorsun değil mi? Girecek tabii ki biliyorum. Tamer gelecek. Nasıl emin olabiliyorsun bu kadar? Çünkü artık zehri aldı. Panzehir de bende. Hadi sen de işe geç kalıyorsun. Bir an önce. Tamam. Çıkacağım da. Ya Peri. Ben seni hiç yalnız bırakmak istemiyorum şu an. Niye ki? Ay ne bileyim, bütün gün evde tek başına. Ne yapacaksın? Sıkılacaksın. Acaba diyorum sen de mi benimle gelsen? Hı? Hem herkes seni çok özledi. Onlara da sürpriz olur. Yok şu an öyle bir şey istemiyorum Begüm. Hatta ben diyorum ki acaba bölge müdürüyle konuşsan, durumu anlatsan, işine geri dönsen. Ay ne güzel olur Peri. Begüm'cüm. Aşkım öyle bir şey istemiyorum şu an. Sen de işe daha fazla gitmezsen gidecek bir işin kalmayacak. Tamam tamam. Çayımı bitireyim öyle gideyim. Tamam hadi hazırlan çık. Burayla da ilgilenme, ben hallederim. Acaba diyorum işe gitmişken senin de şu doktorun telefon numarasına baksam ben. Senin bilgisayarında kayıtlıdır o. Hayatım ben gitmek istesem zaten yazarım internete, şak diye bulurum. Ya Peri bunu konuştuk ama. Bak çok iyi gelecek sana. Söz veriyorum ya, çok iyi hissedeceksin. İyiyim ben Begüm, iyiyim. Akşam için bir şeyler yapma, dışarıdan söyleriz. Ya da yapsam mı ya? Hem oyalanmış olursun. Ya Peri, benim sende çok aklım kalacak. Ay kalmasın aklım bende. İyiyim diyorum ya. Merak etme. Ya çok bunalırsam çıkarım iki yürürüm. Televizyon izlerim. Yaparım ben. Bulurum bir şey. Hadi git. Günaydın. Dur ne yapıyorsun? Yardım edeyim. Günaydın. Yo yo. Hallederim ben, hallederim. Sağ ol. Niye kalktın sen? Dinlenmen lazımdı. Ne biliyorsun? Yatamıyorum, sıkılıyorum. Kahvaltı getirmiştim sana. Ağrın var mı hala? Dün gece çok korktum ben. Acıyor mu hala? İyiyim. İyiyim, merak etme. Sen ne zaman geldin? Ben gitmedim. Dün gece burada kaldım. Seni yalnız bırakmak istemedim. Ya keşke gitseydin. Ya, yani Damla'yı yalnız bırakmamak için. Merak etme, ablamla konuştum ben. Birazdan getirecek Damla'yı. Sen bir şeyler ye de ilaç vereyim sana ben. Ahu'nun buraya gelmesini istemiyorum Berin. O ne demek? Ahu'nun bu eve girmesini istemiyorum.
Tamer. Ablamdan bahsediyoruz. Farkındasın değil mi? Ne demek istedin sen? Bence sen de artık arana mesafe koysan iyi olur. Bak ablam biraz fevri davranıyor olabilir ama... benim iyiliğim için, beni düşündüğü için yapıyor. Bir. Allah aşkına aç gözlerini artık. Ne demek istiyorsun sen? Hala savunduğun, ne derse kabullendiğin, asla tepki koymadığın ablan dün gece ne yapmış biliyor musun? Peri'ye boşanmamız için birlikte hareket etmeleri gerektiğini söylemiş. Saçmalama Tamer. İkimiz de kazançlı çıkarız demiş. O kadının lafıyla ablamı karalayamazsın, tamam mı? O kadar da uzun boylu değil. Berin yapma Allah aşkına. Görmüyor musun? Avunun derdi senin iyiliğin falan değil. Onun tek derdi benim param. Haddini aşma. Ablam hakkında böyle konuşamazsın, tamam mı? Kendine gel. Aç gözlerini artık Berin. Sen kendine gel biraz. Anla artık. Seni manipüle etmesine izin verme. Ben mi manipüle oluyorum, sen mi acaba? Sevgilinle ayrılmanızın faturası ablama mı kesildi şimdi? Berin. Bununla hiçbir alakası yok. Bunu sen de biliyorsun. Ahu senin tahmin ettiğin gibi iyi niyetli biri değil. Hiçbir zaman böyle değildi. Sen de çık artık şunun yörüngesinden. Anla artık bu kadının sana nasıl zarar verdiğini. Yeter ya, yeter. Gerçekten. Bu kadın bu kadar mı etkiliyor seni ya? Bu kadar mı? Neler söylüyorsun bana şu an? İki günlük kadının lafıyla ablamı silmemi istiyorsun. Sen o kadının lafıyla aileni silmiş olabilirsin ama ben bunu yapmam, anladın mı? Ben senin gibi değilim. Bu kadar zalim değilim senin gibi. Perim, ben bunu Peri'den önce de farkındaydım. Bu yeni bir şey değil ki. Ahu hep böyleydi. Üzülmen için değil, ben senin için, ya seni korumak için... Ablam da aynı şeyi söylüyor biliyor musun? Hepinizin derdi beni korumak. Peki niye o zaman ben kendimi bu kadar savunmasız hissediyorum? Niye bu kadar yalnız hissediyorum kendimi? Yeter ya, yeter. Neden ben bu kadar yalnızım? Kimsem yok. Hiç kimsem yok. Berin, ağlama ne olur. Bir tek sen vardın. Artık sen de yoksun. Kime güveneceğim ben? Kime sığınacağım? Bana da yazık ya. Günaydın Fındacığım. Günaydın Bülent Bey. Bakıyorum da yerleşmişsin buraya iyice. He? Bana bak. Bir iki ağlama, bir iki zırlama ile buradakileri kandırabilirsin ama... ben kül yutmam küçük hanım. Derhal geldiğin deliğe geri dön. Benim asabımı da fazla bozma. Gideceğim zaten. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Güzel. Demek ki burada sana ekmek olmadığını anladım. İyi. Fazla tutmayalım seni. Anan da senin böyle beni tuzağına düşürmeye çalışmıştı. Yazık. Seni de öyle yetiştirmiş. Sana annem hakkında konuşamazsın demedim mi? Ya sen ne iğrenç, ne rezil bir adamsın ya. Çok konuşma, defol git buradan. Hadi defol. Ne oluyor ya? Dur Dilber. Dilber hiçbir yere gitmiyor. Tamam? Rahatsız olan biri varsa o kendi gider. Sana ne oluyor? Sen meydanı boş buldun, iyice konuşmaya başladın ha. Dilber'e tek bir laf bile etmeyeceksin. Anladın mı? Otur dedim. Bu yine baş köşede mi? Kızım, sen de birazcık gurur olsa bir dakika durmazsın bu evde. Ben de size bayılmıyorum zaten, merak etmeyin. Tamam
o zaman çık git hadi. Hadi git. İstemiyorum bu evde. İstemiyorum Meryem. Meraklı değilim yüzüne. Yeter! Yeter! Dilber hiçbir yere gitmiyor. Biraz insan olun ya. Rahat verin şu kıza. Verin rica ederim tavır yapacağına. Bu kadının gerçek yüzünü biraz olsun görmeye çalış artık. Tamer yeter. Gerçekten yeter. Çok doluyum tamam mı? Sus. Beni korumaya falan da kalkma artık. Git sen kendini koru. Akıl da verme bana. Bu dünyada bana akıl verecek son kişi sensin. Gözünü aç falan da deme tamam mı? Görmek istemiyorum bunu diyorum. Ne oluyor yine ya? İstemiyorum görmek. Tamer, ben bu kızı burada görmek istemiyorum. Senden yüz buldu, geldi sofraya kuruldu. Bir herkes sesini alçalsın ilk önce. Yo, Tamer Bey, o kadar değil. Yani bu kızın bu evden gitmesi lazım. İstemiyorum. Defolsun gitsin buradan. Bak hala duruyor ya. Ya sen defolup gitsene buradan. Şişt. Sen hiçbir yere gitmiyorsun abiciğim. Otur burada. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun? Aa, demek öyle. Sana meydan okuyorum diyorsun. Yani bu ev benim evim, bu evde benim sözüm geçer diyorsun. Öyle mi? Aynen öyle. Bülent. Aa, zaten sen bizi buraya intikam almak için getirdin. Kendine kul köle yapmak için getirip diktin bizi buraya. Geldiğimiz günden beri bir afralar, bir tafralar. Ne yapsak suç, ne yapsak kabahat. Her dakika diken üzerindeyiz ya. Bu nedir böyle? He? Ne oluyoruz? Şimdi de ben mi kabahatli oldum? Ben mi suçluyum? He? Sen bir kendini teraziye koysana ya. Bir tatsana, bir ölçsene ya. Yaptıkların, ettiklerin şöyle ha. Ben anlamıyor muyum sana diyorsun? He? Onca yıl yüzümüze bakmayıp da elin para görünce niye getirdin bizi buraya? Ezmek için. Burnumuzdan fitil fitil getirmek için getirdin bizi buraya. İntikam almak için. Ne intikam ya? Ha? Neyin intikamı? Hani ikide bir bunun ima ettiği o sözde yaşayamadığımız çocukluğunuzun intikamı. Sözde yaşayamadığımız çocukluk mu? Biz çocukluğumuzu mu yaşadık? Ben daha Maksim'ken bu kıza hem annelik hem babalık yapmak zorunda kaldım. Milletin çocukları sokaklarda oynarken ben boyumdan büyük işlerde çalıştım. Ben mi dedim ulan sana çalış diye? Ben mi sokaklarda sizi çalıştırdım zorla? Aç mı kalsaydık ya biz? Baba olsaydın ekmek getirseydin eve. Sen bir günden bir güne bize babalık mı yaptın ya? Ha? Sen bizimle hiç güldün mü? Bizi korudun mu? Kolladın mı? Başımızı okşadın mı? Konuştun mu sen bizimle bir gün? Ha? Yahu her şeyi geç. Sevdin mi sen bizi? Sevdin mi? Tamer. O sevgisini göstermeyi beceremiyor. Sen bizi hep yük olarak gördün. Sırtında bir yük olarak. Ama asıl sen bizim sırtımızdaki yüktün. Sevinemezdik ya biz akşam sen eve geldiğinde. Sevinemezdik. Ev değildi ki orası. Yuva değildi, yuva. Sen o evin kralıydın. Biz de senin kölelerin. Artıklarınla yaşayan kölelerin. Demek şimdi sen kral oldun ha? Ben kursağımıza iki lokma girsin diye fırınlarda, inşaatlarda eve ekmek getirmek için çalıştım. Sen o paraların hepsini gidip kadınlarla yedin. Hala konuşuyorsun ya sen benim karşımda. Sen benden neyin hesabını soruyorsun? Hesap sorması gereken biri varsa o da benim, ben. Meryem, bu kız. Sen bizim hepimize borçlusun. Hepimize.
Ama biz sana ağır geldik değil mi? Ha? Ağır geldik. Kedi yavrusu gibi bıraktın bizi. Daha ötesi var mı be? Attınız bizi, attınız. Attınız. Nereye attım sizi be? Sokağa mı attım sizi? Sobayı deviren siz. Evi ateşe veren siz. Ortalıkta kalmayın. Başınıza kötü bir şey gelmesin diye yuvaya yerleştirdik sizi. Bu mu ya? Bu mu senin bahanen? Ya ben küçücüktüm ya. Çocuktum ben. Çocuk sen beni bileğimden bağladın. Ya sen bir de teşekkür mü bekliyorsun bizden? Bize bakmadığın için, bakamadığın için bizden teşekkür mü bekliyorsun? Meryem, ailevi meseleleri el alemin yanında konuşmayalım. Dilber de artık bizim ailemizin bir parçası. Ha, öyle mi? O benim parçam marşam değil. Madem sizin parçanız, güle güle kardeş kardeş oturun. Hadi Aysel yürü. Alsın evini de, yalısını da başına çalsın. Yürü Aysel. Bülent. İstenmiyoruz Aysel. Görmüyor musun? Biz fazlayız bu evde. Kendi evimizde daha rahattık biz. Her gün böcek gibi eziyor oğlum bizi. Görmüyor musun Aysel? Başlarım afrasına tafrasına. Ne lan bu böyle? Yahu biz olmasaydık sen olmayacaktın ulan. Şu meymenetsiz kız yüzünden bize posta koyuyorsun bir de be. Gidiyorum artık. Sen dur. Sen bir yere gitme. Sen baş köşede öyle otur. Biz gidiyoruz biz. Yürü Aysel. Yeter! Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Tamer gel bir nefes alalım. Hadi başla. Tamer, şunu bir içer misin abi? Hala yani zeytinyağı gibi üste çıkabiliyor. Ben gerçekten artık inanamıyorum. Sen izin verdin abi. Sen izin verdiğin için oluyor. Biraz sakinleşebilir miyiz artık? Ya ben haksız mıyım Seko abi? Bari sen bir şey söyle ya. Ne diyeyim? Haklısın Meryem, haklı. Haklı abi. Bu insanlar bu şartlar altında burada rahat edemiyorlarsa... o zaman zorlamanın da bir manası yok. Ne yapsaydım? Gidin mi deseydim? De. De abi de. Niye demiyorsun ki zaten? Sen böyle yapmaya devam ettikçe onlar daha da üste çıkacaklar. Sen bugün onlara konuşma izni verdin. Bu izni verdin sen ya. Sen de mutlu değilsin ki. En başından beri söylüyorum bu düzen, bu birlikte yaşama fikri çok saçma bir olay. Niye zorluyorsun? Bırak insanları rahat rahat yaşasınlar. O da değil. O da değil ya. Ya bize ne onların rahatlığından, rahatsızlığından? Bize ne? Ya ben haksız mıyım? Sana ne yaptılar? Bize ne yaptı bu insanlar ya? Ya sen oradaydın. Sen orada değil miydin? Söylesene. Doğru. Yurdun kapısında ha şimdi gelecekler, ha birazdan gelecekler diye beklemelerinizi dün gibi hatırlıyorum abi. Anlamıyorsunuz ki. Anlamıyorsunuz. Böyle bir şey değil. Anlat abi o zaman. Anlat da anlayalım ne olur ya. Seni, beni, bizi geçtim. Dilber'e de aynısını yapıyorlar. Yapmaya da devam ediyorlar. Hay ben bu evde yaşamak gerçekten cehennem gibi olmaya başladı. Başka bir aileyi koysan bu eve mutluluktan ne yapacağını şaşırır. Ama biz her gün başka bir kabusla uyanıyoruz bu evde. Parayla saadet olmaz dedikleri. Olur, olur da benim abim beceremiyor. Yeter abicim. Yeter, omuzlarımdaki yükü kaldıramıyorum artık Meryem. Ben ne diyorum abi? Ben de diyorum ki artık bırak. Bırak, kurtul yüklerinden. Gidelim dediler. Gidelim. Niye tamam demedin? Sen deseydin. Madem bu kadar kolay. Sen deseydin Meryem. Sen diyebildin mi? Diyemezsin.
O kadar itilmişliğe, o kadar sevgisizliğe rağmen yine de diyemiyoruz. Neden biliyor musun? Çünkü kabul görmeye, sevilmeye ihtiyacımız var. Ne yaparsak yapalım, bizi sevmeyecekler abi. Ne yaparsak yapalım, olmayacak. Vazgeç artık. Belki de bir kez daha terk edilmekten korkuyorsundur Tamer. Olabilir mi böyle bir şey? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Ama bunu düşünmekten o kadar yoruldum. Kendimden o kadar sıkıldım ki. Tamam evet haklısın. Artık biraz voltajı düşürelim. Çünkü yani bütün mahallenin, bütün ilçenin ihtiyacı olan aksiyonu, dramayı bu çatının altında yaşıyoruz. Yemin ederim artık biraz düşürelim ya. Ada sahillerinde bekliyorum. Yârim seni istiyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Beni şadiyem başım. Bu kadar da olmaz ki Bülent. Ne kadar vurdum duymazsın. Onca laf işittin. Dünya umurunda değil. Ay ödüm patladı kapı önüne konacağız diye. Cevabınızı aldı ama. Bana kafa tutmak neymiş gördü. Gördü çok gördü. Fiyakandan geçilmiyordu orada gideriz ederiz diye. Ya gerçekten kovsaydı bizi Bülent? Kovamaz Aysel kovamaz. Kovacak adam bizi buraya almaz. Ya o kadar yıl yüzümüze bakmadı. Arayıp sormadı. Ama nafakamızı verdi. Ev kiramızı ödedi. Atmaz bizi buradan atamaz. Bir kere onun nüvesinde yok nüvesinde. Bülent, herkesin bir sabrının sonu var değil mi? Allah Allah, benim de sabrım var. Ne yani, eline bakıyoruz diye ezdirecek miyim kendimi? Ne oldu ya, adam Ali Kıran başkesen kesildi başımıza. Onca milletin içinde hönkürüyor bir de. Ulan benim de bir gururum var, onurum var ya. Hep senin gururun var Bülent. Bizim gururumuz yok değil mi? Gururum iki paralık oldu benim orada. Bak son defa söylüyorum. Ben o kızı bu evde görmek istemiyorum. Çekemem suratını. Buyur o zaman Aysel'cim hadi gidelim. Hı? Yahu zaten Tamer bizi buradan atacak diye 3,5 atıyorsun. Bir de tutturmuşsun bu kız buradayken ben burada oturmam. Birinden birini seç hangisi? O olmaz bu olmaz. Ben ne yapayım yani dır 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 vır vır vır. Yani bir gün kalpten götüreceksin beni Aysel ya. Allah korusun. Anca öyle rahat edeceksin sen zaten. Nereye gidiyorsun? Aysel Allah aşkına ya canım burnumda zaten böyle sert sert konuşma benimle. Nereye gidiyorsun dedim. Nereye gidiyorsun? Hava almaya, gezmeye, tozmaya, hovardalığa. Oldu mu? Allah selamet versin. Bana bak sen de fazla dolaşma ortalıkta. Odadan çıkma. Ortalık biraz sakinleşsin. O kızı nasıl göndereceğimiz konusunda bir takım planlarım var tamam mı? İnşallah. Bugün saat 3'te Kırlangıç Çay Bahçesi'ne gel bekliyorum. Teşekkürler. Afiyet olsun. Eline sağlık Nesin teyzeciğim. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Afiyet olsun Tamer Bey. Dikişler ağrıyor mu? Olacak o kadar. Dilber, kahve içer misin? Yok, teşekkür ederim. Ha, niye? Sevmez misin? Severim de. Ben gideyim diyorum artık. Yok, bırakmayız seni. Cevap versene kız.
Yok, yok gideyim ben Meryem. Bırakmayız değil mi abi? Yani çünkü kimse yok o evde. Yapayalnız ne yapacak ki? Kimi kimsesi de yok kızın. Meryem doğru söylüyor. Bırakmayız artık seni. Boşuna ısrar etmeye bırakmazlar. Burası artık senin de evin Dilber. Ben daha fazla rahatsızlık vermeyeyim size. Sen değilsin o rahatsızlığı veren. Kendini boşuna suçlama. E görüyorsun. Kalacak yerimiz de var, sorun yok yani. Ne bileyim, yani siz de çok kalabalıksınız zaten. Bizim kalabalığımız azaldı. En büyüğü gitti. Bir bilsen ne rahatladık. Hadi geç otur, ayakta kaldın. Gel abicim. İyi günler. Begüm Hanım'ın siparişlerini getirdim. Teşekkürler. İyi günler efendim. İyi günler. Bugün benim aşkım doğmuş. İyi ki doğmuş. Alo. Alo Periciğim. Marketten bir şeyler sipariş ettim. Getirecekler birazdan. Getirdiler hayatım, getirdiler. İyi, tamam. Onu sorayım dedim. Çok iyi etmişsin hayatım. Peri, sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. İyiyim, çok iyiyim. Peri. İyiyim, gerçekten iyiyim. Var mı arayan soran? Şimdilik yok ama olacak eminim. Begüm, biliyor musun yarın Tamer'in doğum günüymüş. Yani? Yani'sini yarın görürsün işte. Ha, bir şey diyeceğim, seni hiç Tamer falan aradı mı? Yok. İyi, ararsa açma sakın. Neyse hadi ben tutmayayım seni, kolay gelsin. Tamam canım, bay bay. O zaman bana da kolay gelsin. Oturduk kaldık böyle ya. Geçsek mi biz Dilber biraz ya? Bilmem, sen bilirsin. O zaman biz biraz gezelim. E o zaman abiler size doyum olmaz. Biz biraz gezelim. Hadi bakalım. Bunlar anlaşacak gibi gözüküyor ya, ben sana söyleyeyim. Meryem sevdi kızı. Sen sevdin mi? Bilmem. Daha anlamadım. İyi huylu bir kız ama belli. Abisine çekmemiş hiç. Ne diyorsun lan sen? Ya oğlum ne işte, güldürmeye çalışıyorum. Mahkeme duvarı gibi oturuyorsun karşımda. Ne yapayım Seko? Görüyorsun halimi. Ne yap? Büyük bir badire atlattım diye şükret abi. Yani evet, olaylı, patırtılı, gürültülü bir ayrılık oldu ama böyle olması gerekiyordu belli ki, kabul et. Ben kendi adıma çok mutluyum. Senin adına çok mutluyum. Berrin adına, Damla adına, bütün aile adına çok mutluyum abi. Herkes mutlu. Evet. Sen de mutlu ol. Bir delilik haliydi. Berrin ne dedi? Akıl tutulmasıydı. Bir akıl tutulmasıydı. Geçti gitti. Artık işine, gücüne, evine, barkına odaklan. Ne dersin?
Diyorum da kime diyorum? Kapı duvar karşımdaki. Yorgunum Seko. Acım da var. Başım kazan gibi. Doğru söylüyorsun, tamam. Çok doğru. O yüzden ben kalkayım, şu boşladığımız işimizin başına bir gideyim. Sen de dinlen, toparlan, bir kendine gel. İyisin değil mi? Gönül rahatlığıyla bırakabilirim seni. Merak etme, gidebilirsin. Tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa ara. Tamer, ilaçlarını da ihmal etme abi. Niye? İşimin başına gideceğim diyorsun, hala oyalanıyorsun abi. Ya ne oyalanması ya? Allah Allah, teyalım. Haklılar Tamer. Ben sana zarar veriyorum. Sana, ailene, çocuğuna. Senin kurulu bir düzenin vardı. Kaybedecek bir sürü şeyin vardı. Benim yoktu. Hala da yok. Benim kaybetme korkum yok. Belki de o yüzden bu kadar cesurum. Belki de herkes o yüzden benden korkuyor. Bundan sonra senin canını acıtmak, sana zarar vermek istemiyorum. Biz ikimiz bir şey yaşadık. Saçmaydı. Akıl dışıydı. Ama yaşandı. Ve bitti. Bitti ne demek? Hayat hep benden bunu istiyor. Sen mutlu olma diyor. Yani diyorum ki bitsin. Beri. Aslında bu son. Çok pardon. Allah'ım ne olur, ne olur bana bağışla ya Rabbim. Lütfen bulayım onu. Başına bir şey gelmemiş olsun. Eğer onu bulursam bir daha bırakmayacağım ya Rabbim, söz. Bırakırsam da cezamı ver. Görüyorsun değil mi? Bu saat oldu, hala ortada yok. Bu kız beni öldürecek Selim, öldürecek. Aa, kız kocasıyla konuşuyor, ne var bunda ya? Zaten sana soran da kabahat. Teyze. Annem ne zaman gelecek? Vallahi bilmiyorum ki kızım. Bekliyoruz bakalım. Bu gidişte de daha çok bekleyeceğiz. Niye öyle dedin? Hadi siz aşağı inin, bir tatlı yiyin. Odaya söyleyelim. Aşağıda açık büfeden siz istediğinizi seçin hadi. Anne? Anneciğim. Delirtecek misin sen beni? Nerede kaldın bu saate kadar? Çocuklar, hadi hadi siz aşağı inin. Tatlı yemeye gidiyoruz. Ne güzel. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Evet Berin. Seni o istemeyen kocanla durumlar nasıl? Buyur. Seni dinliyorum. Önce seni mi dinlesek acaba? Ha? Sen neden benim boşanmamı bu kadar çok istiyorsun? Dilinin zoruna bak. Senin iyiliğin için tabii ki. Sen daha fazla ayaklar altında ezilme diye. İyiliğim için. Gerçekten ben senin bu yaptıklarını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum abla. Ne bu haller Berri? Ne oluyor sana? Aa, görüyorsun değil mi Selim? Ben günlerdir bunun için kendimi paralıyorum. Bu geçmiş karşıma bana hava yapıyor. Ne konuştun sen o kadınla? Ha, şimdi anlaşıldı. Posta güvercin haberi uçurmuş. O kadınla ne konuştun diyorum sana. Tamer'le Berin'i ayıralım diye işbirliği yapalım dedin mi demedin mi? Ne? Evet dedim, ne var? Yazıklar olsun sana ya. Aa, sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın ya?
Bunun gururunu kurtarmak için yaptım. Tamer öyle ya da böyle bunu boşayacak. O kadın eze eze boşatacak onu. Ya ben senin başını dik tutmak için kendimi feda ediyorum. Sen bana, ablana nankörlük ediyorsun. Bravo. Ben mi ediyorum nankörlüğü? Akıl tutulması yaşayan bir tek Tamer değil ki. Sen ondan beter aklını yitirmişsin. Sana yaptığım şu iyiliğin bile farkına varamıyorsun. Hala iyilik diyorsun ya. O kadınla işbirliği yapıp benim ailemi yıktın sen. Ne iyiliği? Ha, tabii sen hep beni suçla zaten. Hep beni suçla değil mi? Hiç kendine dönüp bakma. Ya bir düşün bakalım. Niye benim evliliğim bu hale geldi diye bir sor kendine. Ne yapmışım ben? Ne yapmadın acaba? Bir onu sor bakalım kendine. Bir düşün bakalım. Ne yapmadın? Evlendin diye oh serdin kendini. Nasıl olsa koca cepte diye ne bir süslendin, püslendin, ne bir baktın kendine. Adamın karşısında öyle mıy mıy. Ya sen bir güne bir gün dedin mi ben bu adama bir cilve yapayım. Bir ruhunu okşayayım dedin mi? Ya bir gün olsun şaşırttın mı adamı? Tabii olmuş 10 yıl. Adam tabii bıkar. Ya insan pilavı bile bir gün öyle bir gün böyle yapar. Sen? Her Allah'ın günü aynı Berrin. Mıy mıy Berrin. Nabzı atmayan Berrin. Ahu, Allah aşkına sus. Ayıp ya, ayıp. Yok ya. Konuşsun, döksün içini. Ne yapmamışım ben, neyi eksik yapmışım, neyi yanlış yapmışım. Başka neyi becerememişim acaba kadın olmak dışında? Ya söyleyince kabahat oluyor. Yok yok, söyle. Dök içini, rahatlarsın. Sen ne yaptın bu adama hoş görünmek için? Hı? Hep ondan bekledin. Ama hiç demedin ki ya ben bu adamın bir dikkatini çekeyim. Bir sürpriz yapayım, bir şaşırtayım, bir güldüreyim, eğlendireyim. Kadın dediğin canlı olur kızım. Karşısındakini de canlandırır. Gerçekten inanamıyorum ben sana abla. Büyük bir hayal kırıklığısın benim için. Erkek dediğin tatlı dil, güler yüz neredeyse oraya gider. Sen bir vakur duruş, bir böyle ciddi ciddi havalar, süzüm süzüm süzülmeler. Al işte. Bir kocayı tutamadın elinde, gelmiş burada bana çatıyorsun, hayret bir şey. Tamer bile benim canımı bu kadar yakmadı. Kardeş kardeş diye böyle mi duruyorsun sen benim arkamda? Benim ablam falan yokmuş. Benim, beni aldatan kocam ve çocuğumdan başka hiç kimsem yokmuş. Bu kadar yalnızmışım ben. Yazıklar olsun sana. Sen ne biçim bir insansın ya? Hayır, sen ne biçim bir kadınsın ya? Doğru konuş. Bu kadar mı gözünü para hırsı bürüdü ahu? Kardeşini satacak kadar mı? Yuh artık ya. Kes sesini Selim. Sen kes sesini. Ayıp be. İnsan şunu yaptıktan sonra utanır da daha fazla konuşmaz. Bana bak. Doğru konuş benimle. Ben senin karınım, karın. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Bırak ya. Senden ne karı olur ne kardeş. Ne de anne. İyi. Boşa o zaman Selim. Boşa. Boşa çek git. Boşa. Öyle yapacağım. Merak etme öyle yapacağım. Kurtulacağım senden ahu. Boşanacağım. Yeter ya yeter. Hayatımı mahvettin. Şuna bak. Şeytan bile senden utanır be. Teyzem geliyor. Damlacığım hadi gidiyoruz. Can sen de annenin yanına geç. Tamam teyze, pastamı bitireyim çıkarım. Daha pastamı bitirmedim. Ben alırım sana tatlım hadi. Anne biz şimdi nereye gidiyoruz? Evinize gidiyoruz. Aç kapıyı Perin. Aa, Tamer, niye geldin? Konuşacağız. Benim konuşacak bir şeyim kalmadı, güle güle sana. Konuşacağız dedim. Ne yapıyorsun ya, bu nasıl eve girmek? Dingo'nun ahırı mı burası?
saçmalığa bir son ver artık Peri. Ben verdim zaten, bir türlü sen veremiyorsun. Peri, delirtme beni. Ne oldu? Geri dönüş yoktu hani. Ne çabuk düştün ya? Evet düştüm. Kabul ediyorum. Bravo, sen kazandın. Lafımı yedim geldim. Zahmet oldu. Ayaklarına sağlık da ben seninle gelmeyeceğim. Peri, yapma ne olur. Ben ne yapıyorum? Ben bir şey yapmıyorum ki. Ben ne senin karın gibi yalanlar söyleyip arkandan iş çeviriyorum, ne de onun aptal ablası gibi etrafımdakileri satıyorum. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben oturdum, uslu uslu köşemde bekliyorum. Seni kendi tarafıma çekmeye falan da çalışmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Aklım sende kalıyor Peri. Evde gözümün önünde olacaksın. Yok ya. Sen bana emir veremezsin. Ben senin munis karın değilim. İstersem gelirim, istersem gelmem. Şu an seninle konuşmak istemediğim gibi canım istemiyorsa hiçbir şey yapmam. Yapmıyorum. Ben de istediğim her şeyi söker alırım. Şimdi seni buradan söküp alacağım gibi. Nasıl olacak o? Nasıl götüreceksin buradan? Anca ilaç kullanarak olabilir ama artık o da bir kere olur, iki kere olur. Üçüncü de yemezler hayatım. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Yakışıyor mu sana bunlar? Senin gibi sözünün arkasında durmaya çalışan bir adama laflarını yutmak yakışıyor mu? Bence hiç yakışmıyor. Neyin kavgasını yapıyoruz biz şu an? O zaman şöyle anlatayım tekrar. Ben bitti diyorum, sen kabullenemiyorsun. Bitmedi Peri. Bitmeyecek de. Şöyle bir soru sorayım o zaman sana. Bu her fırsattan yararlanan karın eve geri döndü mü? Berin gitti. Evde yok. Peki tekrar görüşecek misiniz? Peri. Ne oldu? Zor yerden mi geldi soru? Cevabını biliyorsun Peri. Mecbur görüşeceğim. Yanlış cevap. Kaybettin. Seni dışarı alalım. Hadi. Hadi yürü gidiyoruz. Ne yapıyorsun ya? Bırak benim kolumu. Gelmiyorum hiçbir yere. Söylesene şimdi de. Bunun geri dönüşü yok. Bak geri dönemezsin deyip tehdit etsene beni. Ama ben söylüyorum. Bunun geri dönüşü yok. Bu mu son sözün? Ben son sözümü söyleyeli çok oldu Tamer. Öyle olsun. Öyle olacak zaten. Güle güle. Sen ne yaptın bu adama hoş görünmek için? Hı? Hep ondan bekledin. Ama hiç demedin ki ya ben bu adamın bir dikkatini çekeyim. Bir sürpriz yapayım, bir şaşırtayım, bir güldüreyim, eğlendireyim. Kadın dediğin canlı olur kızım. Karşısındakini de canlandırır. Anne ağlıyor musun? Yok anneciğim, niye ağlayayım? Teyzem mi üzüldü seni? Hayır. Anne, o kadın hala evimizde mi? Hayır tatlım, gitti evine artık. Damla biliyor musun, yarın babanın doğum günü. Aa, yarın mı? Evet. Ona bir sürpriz doğum günü yapalım mı, ne dersin? Babam doğum günlerini hiç kutlamaz ki. Olsun, bu ilk olur hep. Bundan sonra da hep birlikte kutlarız. Çok güzel olur. O zaman bugünden işlerimizi halledelim. Yarına bırakmayalım, yarın çok işimiz olacak. Peri Hanım. Yavuzcuğum, sen böyle bekle bekle sıkılmadın mı? Yani şey... Ben diyorum ki böyle bir alışverişe falan gitsem hem sana da hareket olur ha? Yani... Yani işte Tamer'e hemen söylemek zorunda değilsin değil mi? Yani saklarız bunu. Ha illa ben patronuma yetiştireceğim diyorsan orası böyle tabii orayı bilemem. Sahi aklıma gelmişken senin patronun Tamer miydi, Meryem miydi Yavuzcuğum?
Ben sizi geçen gün böyle bir rıhtımda gördüm de konuşuyordunuz. Bayağı hararetli hararetli. Yakın arkadaşsınız herhalde Meryem'le. Ha, doğru, pardon. Senin işe alınmana Meryem vesile olmuştu değil mi? Yani tabii arkadaşız da. Bayağı yakın arkadaşsınız. Anladım. Ama merak etme. Ben öyle yetiştirenlerden değilim. Yani söyleme, merak etme. Evet. Hadi bakalım. Nişantaşı malum. Çok akşama kalmayalım. Trafik oho. Sürpriz yapacağız dediysek de o kadar değil. Baban öyle şeylerden hoşlanmaz biliyorsun. Sen de böyle elbiselerden hoşlanmazsın. Bakalım. Belki de hoşlanırım. Gel. Buyurun hanımefendi. Merhabalar, ben elbise bakacaktım. Düşündüğünüz bir şey var mı? Yani çok abiye olmasın ama sade de olmasın. Tabii, buyurun. Nasıl? Çok güzelsin ama çok güzel. Babam seni böyle görünce çok şaşıracak. Şaşıracak mı dersin? Evet ama çok şaşıracak. Hoş geldiniz efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar. Ben eşime hediye almak için bir bileklik bakıyorum da. Tabii. Modellerimizi göstereyim hemen ben size. Bu mesela Osmanlı motifliğinden esinlenerek tasarlandı. Bu parça yeni koleksiyondan Safir. Çok güzelmiş ama böyle birazcık daha sade, biraz daha elegan bir şey bakıyorum ben.
O halde size büyük koleksiyonundan bir parça göstermek istiyorum. Tabii ki. Karayılmaz'dır. Gerçekten tuhaf bir adamsın abi. Niye oğlum, ne oldu? Ulan kaç gündür kendimi parçalıyorum işinin başına dön diye. Döne döne bu halde mi dönüyorsun? Gidip içeri yatsana ya da kanepeye uzan falan, ne bileyim. Gerçekten ters bir adamsın ha. İyi geliyor oğlum. Acımı unutuyorum. Ruhsal acıyı mı, fiziksel acıyı mı? Seko. Anlaşıldı ruhsal acıyı. Yok mu senin işin gücün? Abi dert etme bu kadar ya. Bitmesi gerekiyordu. Bitti gitti işte. Ne kolay değil mi öyle söylemek? Bitti gitti. Tamam abi. Senin için zor anlıyorum ama en doğrusu buydu. Hem sen bitirmedin ki zaten. O bitirdi. O yüzden bir sorumluluk hissetmene de gerek yok. Sen kendi sorumluluklarını düşün. Berrini düşün. Damla'yı düşün. Ulan yaptığın onca şeyden sonra Berrin hala sahip çıkıyor sana ya. Öp o Berrin'i bir başına koy. Bir daha da üzme. Bu saatten sonra yapabilir miyim Berrin'e bilmiyorum abi. Yapamam. Yaparsın abi. Sadece biraz zamana ihtiyacınız var. Ulan o kadar para kazandın. Bir Berrin'le baş başa bir şey yapmadınız ya. Al karını tak koluna. Çocuğunuzu yanınıza alın. Birlikte vakit geçirin. Birlikte vakit geçirmenin bir tadını çıkarın. Biraz çaba, biraz emek. Bak nasıl unutuyorsunuz kötü günleri. Biraz çaba, biraz emek. İnan. Alo. Alo Seko. Tamer yanında mı? Evet. Tamam o zaman çaktırma şu an benimle konuştuğunu. Anlaşıldı. Yarın Tamer'in doğum günü için bir sürpriz yapmayı planlıyorum. Akşam evde olmasını sağlar mısın? Yani iş bakımından demek istedim. Tamamdır. Tamam. Aramızda yalnız. Tabii. Tamam öpüyorum. Konuşuruz. Hayırdır oğlum? Hı? Biraz diyorum şifreli konuşuyormuşsun gibi geldi. Ben sen miyim lan? Affedersin boşluğuma geldi. Adnan Bey'in asistanıydı, önemli bir şey değil. Hı. Çay mı demlesen? Hay hay hemen. Kim o? Selim. Efendim Selim? Tamer ne haber? Sağ ol teşekkürler, sen nasılsın? Ya Bacanak, öncelikle çok geçmiş olsun sana. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Ben Ankara'ya dönüyorum da gitmeden sana bir alasmanlık demek istedim. Hayırdır, ne oldu? Vallahi olanlar oldu. Ahu'yla bitiriyorum. Ne diyorsun? Ciddi misin? Çok ciddiyim. Ya Tamer olmuyor işte, yani ne yapsam olmuyor artık. Bıçak kemiğe dayandı yani. Ya böyle olmaz. Gel bir yüz yüze konuşalım istersen. Ya Bacanak öyle konuşacak da pek bir şey kalmadı artık. Yani yapacak bir şey yok. Ben hiç senin de kafanı şişirmeyeyim. Yok canım, olur mu öyle şey? Seko'dayım ben, çalışıyoruz. Akşam da burada olacağım. Atla gel. Ben hiç rahatsız etmeyeyim sizi. Yok abi yok, itiraz kabul etmiyorum. Atıyorum şimdi sana konumu. Tamam peki at. Hayırdır? Selim. Ahu'yla ayrılıyormuş. Cennete çoktan bilet kazanmıştır o. Uzasın hemen. Bence de. Değil mi abi? Tabii canım. Bence bize bile bilet alabilir. Kesinlikle helal. Selim'e bak sen ya. Hiç bekler misin? Yok. Büyük hareket. Şimdi benim kızımla güzel bir yemek yiyelim mi? Ne dersin?
Ne yemek istersin? Hamburger. Damlacığım, yemek dedim. Teyzem arıyor. Açsana anne. Efendim abla. Alo Berrin. Hemen buraya gelmen lazım. Gelemem. Eve gidiyorum. Berrin lütfen gel. Çok kötüyüm. Lütfen. Ne oldu? Selim'le ayrılıyoruz. Ne? Sen gittikten sonra çekti kapıyı vurdu gitti. Arıyorum telefonlarımı da açmıyor. Bu saat oldu hala gelmedi. Elim ayağım titriyor sinirden beri. Ne olur sana çok ihtiyacım var. Teyzem nerede mi ayrılıyor anne? Alo? Beri? Tamam geliyorum. Hani eve gidecektik anne? Bir teyzene bakalım onun durumuna göre ya akşam geçeriz ya da sabah anneciğim tamam? Ya uf. Nasıl? Aa çok güzel. Ben de çok beğendim. İnşallah Tamer de beğenir. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Yani anlamıyorum Peri. Ben seni anlamıyorum. Yahu madem hediye alma falan olaylarına girecektin, niye kovaladın bugün adamı? Ne yapsaydım? Düşse miydim hemen? Onun şu an ne kadar üzgün olabileceğini düşünüyor musun peki? Herhalde düşünüyorum Begüm. O kadar duygusuz biri değilim. E'si istediğim seviyeye gelmesini bekliyorum. Nedir o seviye? Neresi yani? Ben nasıl onun yokluğuna dayanamıyorsam o da dayanamasın istiyorum. Peri sen bu değilsin. İyi değilsin sen ya. Doğru. Normalde mazlumun tekiyim ben değil mi? İyilik kelebeği, fedakarlık abidesi biriyim. Hayatta normal insanlar hep kaybediyor. Sana da tavsiye arkadaşım ne olur. Sen de azıcık cozut bak göreceksin nasıl rahatlıyorsun. Nasıl revaçta oluyorsun gör. Revaçta olmak mı? Yahu Periciğim bu adam seni seviyor. Ya daha ne yapsın istiyorsun sen bu adamı anlamıyorum ki ben. Aşkından gebersin istiyorum. Ben yokken nefes alamasın. Beni normal sevmesin istiyorum. Seko mezeler yıkılıyor ya. Aynen abi benim bir yer var. Taptaze günlük çıkarıyor. Ev işi tertemiz. Güvenerek alıyorsun. Mükemmel. Sana da veririm numarasını. Eyvallah. Alo. Tamer. Alo. Ne oldu ya? Derinlere daldın. Midye mi çıkaracaksın? İyiyim ya. Dalmışım. Seko, abi sen niye içmiyorsun? Abi benim bugün mide biraz ekşi. Aslında bu beyefendinin de içmemesi gerekiyor. İlaç aldı ama neyse. Ne yapalım oğlum? Selim'in efkarına eşlik ediyoruz işte. Ya Seko, ona efkar mı diyelim, rahatlama mı? İşte, neyse, işte buraya kadarmış. Öyle ya da böyle. Sonuna geldik işte. İyi yaptın, iyi yaptın. Diyeceğim de yani... Ben kendi adıma sevmiş olmama rağmen biraz acele karar vermedim mi? Acele mi? Yani bana sorsan geç bile kaldım. Abi benim durumum ortada. Beni tanıyorsunuz. Ahu'yu da tanıyorsunuz. Hayır abi benim yerime taşı koysan çatlardı. Ki çatladım zaten. Ben yoruldum ya. Hayır ben onu dengelemeye çalıştıkça kadının iyice şirazesi kaydı. Hani ben yuvamızı tutayım dedikçe... ...ben evliliğimizi... Onarayım dedikçe gedik büyüdükçe büyüdü. Abi ben yoruldum ya. Ben horlanmaktan yoruldum ya. Ben de insanım abi. Sus 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 sus. Hani nereye kadar? İşte neyse buraya kadarmış. Of ya hiç kafanızı da şişirmeyeyim. Kurtuluşuma. Kurtuluşuma. Oh. Öyle de diyorum da. Bakmayın. Öyle kolay da değil tabii. Ama geçecek neyse bir şekilde.
kesecek. Peki bundan sonra ne olacak Düzen? Yani Ankara'ya dönecek misin? Ahular burada falan. Mecbur döneceğim. Ahu da hayatta gelmez abi. Can ne olacak? O annesiyle şimdi. İyi de abi nasıl göreceksin çocuğunu? Hafta sonları gelirim. Sonra tatillerde illaki yanıma alırım. Ben de bilmiyorum. Bakacağım bacanak. Bir kafamı toplayayım falan düşüneceğim. Olmaz öyle Selim. Sen hiç gitme Ankara'ya. Nasıl gitme Tamer? Mecbur gideceğim. Hayır, ben bu yaşta burada ne bulurum ki? İş gücü orada kurulu düzen. Tanıdıklar falan. Mecbur yani. Gel bizimle çalış. Şaka mı yapıyorsun? Abi ben ne anlarım oyundan, yazılımdan. Gel, oyun yaz diyen yok sana. Evet abi, gel bizle çalış. Beyler, ben yol mühendisiyim siz. Biliyorsunuz değil mi? Ben ne yapacağım ki sizin şirkette? Tamam işte, mühendissin abi. Mühendis kafası iyidir. Her şey uyum sağlar. Lisanslısın, eğitimlisin, daha ne olsun bize? Abi çok sağ olun da. Hayır, ben sizin işinize yaramam. Ya sen niye hemen üstünü çiziyorsun ki bir kere? Bizim yurt dışı ilişkilerinde güvenebileceğimiz birine de ihtiyacımız var. Bana da yardımcı olursun. Aynen. Seko'nun omuzlarından yük alırsın. Bize de büyük iyilik yapmış olursun. Harbi mi? Evet. Diğer yandan zor şartlara uyum sağlayabilen bir yapım var. Patron daha ne ister? Biliyor ya. Ben bir düşüneyim o zaman. Yok ya, düşünecek falan bir şey yok. Tamamdır işte, daha ne olsun. Aynen. Ya siz var ya, siz adamın dibisiniz ya. Şuraya bak. Hadi bakalım o zaman aramıza katılmasına Selim'in. Hadi bakalım Selim'e, hoş geldin. Zor şart bana. Ay gibi gülüyor ya. Annesindedir şimdi. Oturmuş dedikodumu yapıyorlardır. Anası da fırsattan istifade. Veriyordur fişeyi, versin bakalım. Ne istiyorsun sen şimdi bu kadından? Bilirim ben onu. Selim pişman olmasına olmuştur da o anası bırakmıyordur. Bir dön bak kendine ya. Nerede yanlış yaptım diye bir dön bak. Sabahtan beri benim yanlışlarıma yüzüme vurup duruyorsun ya. Bir dön bakalım sen ne yapmışsın yanlış. Neymiş demek ki? Öyle şaşırtmakla falan olmuyormuş değil mi? Sen eniştemi Allah'ın her günü şaşırttın da ne oldu? Adam şaşkına döndü gitti işte sonunda. Sevindin mi ha kardeşim? Atıp tutuyordu, cezasını buldu mu diyorsun? Saçmalama Allah aşkına. Ben vallahi herkesin iyiliğini düşünüyorum ama kimse beni anlamıyor. Hep ben diyorsun değil mi? Hep ben. Sen söyleyeceksin, herkes uyacak. Sen konuşacaksın, insanlar dinleyecek. Sen insanları aşağılayacaksın, onlar alttan alacak. Yok öyle bir dünya. Herkes çeker gider işte. Hay benim yerimde başka biri olsa 50 kere giderdi. Ablamsın ya, yapamıyorum işte. Et tırnaktan ayrılmıyor ki bir kere. İyi tamam. Daha fazla başıma kakıp durma. Ben şu haldeyken yapma bari. Merak etme. Eniştem sinirle söylemiştir. Döner, barışırsınız. Ben sen değilim canım. Beni istemeyen adamın peşinde dolaşacak. Ben kime ne diyorum ki? Boşanma lafını ağzına aldığı anda biter. Hala canımı yakmaya çalışıyorsun ya. Pes vallahi. Anne. Hı? Eniştemin doğum gününe bize gidecek miyiz? Ne? Kimin doğum günü? Babamın. Annem babama sürpriz doğum günü yapacak. Ne oldu? Niye şaşırdın? Sen demedin mi şaşır, sürpriz yap diye? Bak ben senin sözünü dinliyorum. Keşke sen de biraz beni dinlesen. Peri, iyi misin? İyiyim, niye ki? Bilmem, yani sordum öyle. Yeni kalktık, yemekten midene dokunmasın o.
aramıyor ya. Aramıyor. Niye aramıyor? Niye aramıyor ya Begüm? Hiç mi merak etmiyor bu beni? Delireceğim. Yemin ediyorum sinirden fırlatıp kıracağım şu telefonu artık. Ben yeter. Alayım onu canım. Ne yapıyorsun? Ya sinirle bir şey yaparsın diye. Ne? Ne yaparım? Böyle mi yaparım? Bunu yaparım diye mi korkuyorsun? Bunu yaparım diye mi korkuyorsun? Dağıtırım diye mi korkuyorsun? Sakin ol Peri. Böyle olur diye mi korkuyorsun? Bak her şey çok üstüne geldi. Sinirlerim bozuldu o yüzden. İmrenirim, delireceğim, aklımı kaçıracağım. Niye aramıyor Begüm? Niye gelmiyor buraya? Hiç mi merak etmiyor ya beni? Periciğim hadi kalkalım. Nerede şimdi yani mesela, ne yapıyor? Ne yapıyor ya? Karısıyla mı, kimle? Düşünsene Beri'ninle birliktelermiş şu an. Periciğim merak etmez olur mu hiç? Bak bugün gelmiş kapıya, reddetmişsin. O da ne yapsın işte? Üstüne gelmek istemiyordur senin. Hadi kalk. Çok acı çekiyorum Begüm. Gerçekten çok acı çekiyorum. Ne yapıyor ya şu an mesela? Ben burada delirirken o ne yapıyor ya? Ne yapıyor, ne yapıyor? Nerede? Begüm. Begüm. Nefes alamıyorum Begüm. Peri. Nefes alamıyorum. Peri. Nefes. Nefes alamıyorum. Peri. Dur. Tamam. Tamam sakin. Boğulacağım. Tamam. Derin derin nefes al. Derin derin nefes al. Derin derin. Nefes. Al ver. Nefes alamıyorum. Derin nefes al. Derin. Tamam. Tamam canım. Düştü bak ben buradayım. Peri. Yaşamak istemiyorum ya ben. Peri deme öyle. Hadi gel bak. Gel birazcık uzan. Kendine geleceksin o zaman. Hadi gel. Hadi bebeğim. Hadi gel. Hadi içeri gidelim. Alamıyorum nefes. Tamam. Tamam sakin canım. Sakin. Gel sen otur. Ben sana su getireceğim. İyi olacaksın, tamam mı canım? Selim sen bir düzen kurana kadar burada kal abi. Abi ben şimdi normalde anneme giderdim de. Kadını da hiç üzmek istemedim. Ben en iyisi bir otel falan ayarlarım şimdi. Hiç rahatsız etmeyeyim sizi. Ne demek ya? Başımın üstünde yerim var lütfen. Ahu'nun haberi olmasın sadece burada kaldığından yeter. Aman diyeyim adam zaten yeni dayak yedi. Fena olur. Ya, merak etmeyin söylemem ya. Begüm. Hayırdır inşallah. Buyurun Begüm Hanım. Alo Tamer Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kusura bakmayın rahatsız ettim sizi de. Estağfurullah, buyurun. Hemen buraya gelebilir misiniz acaba? Ne oldu, bir şey mi oldu Peri'ye? Peri biraz kötü de. Yani sanırım bir sinir krizi gibi bir şey geçiriyor. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Yani gelseniz çok iyi olur. Tamam tamam ben hemen geliyorum. Ne oluyor? Tamam tamam ben de geliyorum. Yok oğlum gerek yok ben giderim. Abi içki içtin ben kullanırım. Ben de geleyim mi? Yok sen kendi evin gibi rahat et abi. Biz şunu işi halledelim geri döneriz tamam mı? Kusura bakma ama. Tamam tamam. Kusura bakma Selim. Estağfurullah. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Nasıl, iyi mi? Çok korkuttu beni. Peri.
Peri. Peri. Peri. İyi misin? Niye geldin sen? Begüm aradı. İyi olmadığını söyledi. İyiyim. Sen mi arattın? Evet. Peri, konuşmuştuk bunu seninle. Hani yalan dolan yoktu, böyle şeyler yapmayacaktın artık. Nasıl bir şeymiş merak ettim, hissetmek istedim. Aklım çıktı yolda gelirken. Çok mu korktun? Korktum. Çok korktum. Lütfen bir daha böyle bir şey yapma Peri, lütfen. Hani seni böyle karın yalan söyleyerek yanına çağırıyor, sen de koştur koştur gidiyorsun ya. Nasıl bir hismiş onu yaşamak istedim gider ayak, ne var? Gider ayak? Hayatından gidiyorum ya, onu diyorum. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor Peri, ne sen ne de ben. Ben çoktan gittim Tamer. Sana da bunun nedenlerini tek tek anlattım ama sen niye bir türlü anlamıyorsun bilmiyorum. Senin ortadan kaybolduğun gün ben adli tıpta kapının önündeydim. O gün eğer seni bulursam bir daha bırakmayacağıma dair kendime yemin ettim. Dün gece dönüş yok derken hiç şöyle yeminini tutuyor gibi değildin. Boş ver, unutursun yine. Oyun mu oynuyorsun sen benimle? Oyun falan oynamıyorum. Bitti diyorum. Bitti. Nasıl? Tamer Bey, hemen gitmese miydiniz acaba? Yani ben çok korktum, ne yapacağımı da bilemedim. Normal değil çünkü. Evet. Kesinlikle normal değil. İyi akşamlar Sekoet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Begüm. İstemeden de olsa o kadar iyi bir şey yaptın ki. Nasıl? Ne nasıl? Korkudan ölmüş benim. Merak etmiş, yanıma geldi. Peri, ben de çok endişelendim senin için. Hala da endişeleniyorum. Çok haklısın arkadaşım. Senden çok özür dilerim. Ama gerçekten sinirlerim bozuldu yani. Ama iyiyim şimdi. Çok iyiyim. Çok bozuktu giderken. Olsun. O şimdi ben bitirdim zannederken yarın bir anda doğum gününde karşısına çıkınca o kadar mutlu olacak ki. Hayatının en büyük hediyesini vereceğim ona. Anlamadım abi. Nasılmış Peri? Gece gece koşup gelelim cımbızla laf alıyoruz ağzından. İyi abi Peri, iyi. Bir şey yok. Gayet iyi Peri. Nasıl yani, yalan mıymış? Abi, kadın Begüm titriyordu korkudan. Seko bir sus Allah aşkına. Tamam abi, susayım. Kadın yapsın etsin, sen bizden çıkar acısını. Güzel manzara değil mi? Çok. Güzel manzara. İşte benimki de laf öyle. Yani deniz her yerde deniz. Siz ne zaman taşındınız buraya? Çok olmadı. Çok güzel gerçekten eviniz.
Güzel. Güzel bir ev. Ama içinde huzur olmayınca güzelliğinin de bir anlamı olmuyor tabii. Ben de iyice kaçırdım tabii huzurumuzu. Dilber, lütfen artık yapma. Bak gerçekten üzülüyorum. İyi ki geldin. İyi ki bizi buldun. Açmayacak mısın? Konuşmak istemiyorum kimseyle. Arayan kimse ısrarcı. Önemli biri değil ya. Peki böyle eskiden önemli olan biri mi? Yani ne bileyim böyle kalp kırgınlığı falan gibi bir şey mi? Yok canım, öyle mahalleden bir komşu. Erkek arkadaşın var mı? Dedim ya, kimsem yok. Biz varız. Peki hiç önceden erkek arkadaşın oldu mu? Oldu. Okuldan bir çocuktum. Ama bitti işte. Neden? Annemin mesleğini öğrenince terk etti beni. Zaten okuldakiler de öyle öcü görmüş gibi bakıyorlardı. Sanki bulaşıcı bir hastalığa yakalanmışım gibi kaçarlardı benden. Hiç kız arkadaşım bile olmadı benim, biliyor musun? Bilmez miyim? Bilirim. Biz okuldayken yurtta yaşadığımız için diğer çocuklar biz sanki başka bir dünyadan gelmişiz gibi davranırlardı. Yani yüzümüze karşı bir şey söyleyemezlerdi ama arkamızdan çok konuşurlardı. İşte garip garip hikayeler. Yok cami kapısından almışlar bizi. Yok işte çöp kutusundan çıkarmışlar. Anamız babamızı öldürmüş. Anasız babasız kalmışız. Ondan yurda getirmişler. Saçma sapan hikayeler. İşte öyle onların karşısına dikilip söyleyemiyorsun. Yok anamız babamız vardı da onlar bile isteye bizi getirip buraya bıraktılar diyemiyorsun. Ay neyse, çok üzücü konular bunlar. Boş ver. Peki senin var mı? Ne var mı? Erkek arkadaşın var mı? Yok. Hiç mi olmadı? Olmadı. Sınav ne oldu? Sınav ne zaman? Biraz daha var Allah'tan. Yani çok boşladım ben de. Çalışmam lazım zaten. Ya eğer istiyorsan eve git, kitaplarını al. Hem çalışırsın hem de kafanı dağıtmış olursun. Yalnız gidemem ki. Yani annemsiz eve girmeye hiç hazır değilim. Bilmiyorum. Aslında evi de kapatmam lazım ama. İstersen ben seninle gelirim. Sana yardım ederim. Meryem çok sağ ol. Sen sağ ol Dilber. O zaman söyleriz Yavuz'a, yarın bizi götürür. Tamam. Olur. Tamam. Bu Peri Hanım çok cin. Ben sana söyleyeyim. Çakmış Meryem'le olan vaziyeti. Tatlı tatlı tehdit etti beni. Bu kadından korkulur. Kendi tarafına çekmeye çalışıyor beni de. Hani bir tarafta Tamer Bey, bir tarafta o. Şimdi ben ne yapacağım yani? İkili mi oynayayım? Oynayacaksın oğlum, mecbur. Meryem'le ilişkinizi Tamer Bey'e söylerse başımız derde girer vallahi. Değil mi? Tabii. O kadın tehlikeli. Ne yapıp edip alacak Tamer Bey'i. Buraya da yerleşecek. Bak buraya yazıyorum, gör. Al. Yani kadın çok tuhaf. Tamer Bey görmüyor mu bunu? Tamer Bey neyi görmek istiyorsa onu görüyor. İnsanların gördüğünü değil. Tıpkı zamanında babanın yaptığı gibi. Dışarı önlüğümü asmıştım. Ben onu bir alayım oğlum. Bu
tarafında canım. Perdelerin kapalı. Ama ben seni özlüyorum. Yani maşallah Bülent Bey. Ev yanıyor ayol, sizin umurunuzda değil. Nasıl umurumda değil ya? Benim de burama kadar geldi yani. Vallahi sen olmasan Fundacığım, vurup kapıyı çıkıp gideceğim buradan. Şu sonradan bitme kız da beni iyice zıvanadan çıkardı. Onun bir derdi var. Geçen gün Süleyman abi diye biriyle telefonla konuşurken duydum. Kapat, bir daha beni arama falan diyordu. Ne diyorsun? Bu benim pekala işime yarar. Vallahi bir öpücüğü hak ettin Fundacığım. Funda, bu evde yeteri kadar dert var kızım. Bir de sen problem çıkarma. Aa, ne yapıyorum ben ya? Ben o kadar söylüyorum. Tövbe olsun. Ya burada böyle devrilip kalmışım. Kusura bakmayın. Üstümü falan da örtmüşsün galiba, sağ ol. Lafı bile olmaz. Yalnız o kanepe Tamer'in. Biz bazen burada çalıştığımızda gece uzuyor, orada uyuyor. Sen o yüzden bundan sonra içeride uyursun, olur mu? Ya böyle size de zahmet oluyor ama... Ya saçmalama Allah aşkına ya. Seko. Ha. Akşam ne oldu? Yanlış alarm. Günaydın beyler. Günaydın. Günaydın. Buyurun, kahvaltı hazır. Oo, harika. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ha, ben bugün bir otele uğrarım. Birkaç parça eşyam var. Zaten az bir şey yani. Çok hazırlıklı gelmemiştim. Onları alırım. Sonra bir anneme falan uğrarım. Haberin olsun. Tamam. Yanlış bir şey mi yaptık biz Tamer ya? Adam ilk günden kaytarmaya başladı. Yapma oğlum, adam ciddi sanacak. Yok ya, ben Seko'yu biliyorum. Aslan Selim be. Ha, siz ne yapacaksınız bugün? Yine evden mi çalışacaksınız? Bugün şirkete bir uğrarız değil mi Tamer? Uğrarız. Ondan sonra benim işim var. Yapma. Ne? Abi yanlış bir şey yapma yine, gözünü seveyim. Sen de benim yanımda olacaksın Seko. Her zaman gibi yardım edeceksin bana. Sabah sabah bana bulmaca çözdürme sen. Nerede yardım edeceğim? Ne iş, ne oluyor abi? Bugün ne? Ha, tamam, şimdi oldu. Güzel. Merhaba. Güzel. Olan ne? Yani aranızda bir şey mi? Çok güzel bir şey. Eyvallah. Mezeler hazır mı İsmail Bey? Hepsi tamam. Tavuk haşlansın, çerkez tavuğu da yapacağım. Funda, bir kaşık daha rica edebilir miyim? Tabii. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ay, ne güzel yakışıyor elinize. Teşekkürler. Seviyorum pasta yapmayı. Bir ara pasta kursuna da gitmiştim. Şey, böreklere bakalım mı? Yanmasın. Ne oldu? Aklıma bir şey geldi de. Ne oldu ya? Ya söyleyeceğim. Geçen gün... Ay, bırakın anlatsın. Geçen gün o, yani o, fırına karnıyarı koydu. Meryem Hanım, gel sen fırını harla, yak güzelim karnıyarı. Deliye döndü buradan, gelip ağladı da ağladı, görmeniz lazımdı. Begüm. Ha yok, daha hazırlanmadım. Şimdi duştan çıktım, hazırlanacağım. O kadar güzel parti malzemeleri sipariş ettim ki gelir şimdi onlar da birazdan. Ay, çok heyecanlıyım. Çok güzel olacak gerçekten.
Bir şey söyleyeceğim. Sen de işin biter bitmez hemen gel, tamam mı? Oyalanma. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. Kızım, sen bir otursana artık. Terledin. Kafamız şişti hem. Bugün benim babamın doğum günü bir kere. Ben şimdiden kutlamaya başladım. Bir doğum günümüz eksikti zaten. Ya Tamer'in doğum günü Haziran değil miydi? Tövbe tövbe. O Meryem miydi yoksa? Ay oğlum, Meryem Mart'ta doğdu. Ben yanlış hatırlıyorum demek ki. Dilber'inkini doğru hatırlarsın ama Bülent, değil mi? Aysel başlama şimdi gene. Bana bak, ortalarda görünmüyor hiç. İster misin evine dönmüş olsun ha? Ay hadi inşallah ya Rabbim. Anahtarını vereyim Hacer teyzeciğim. Bu ayın kirası için de eşyaları satarsın, olur mu? Tamam kızım. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ara sıra uğra. Seni çok özleriz. Uğrarım. Hakkını helal et. Helal olsun kızım. Görüşürüz teyzeciğim. Meryem. Hadi gidebiliriz artık. Annen çok güzel kadınmış. Öyleydi. Sever miydi seni? Severdi. Çok severdi hem de. Şu yüzden pek gelemezdi eve. Ben de hep yalnız kalırdım. Çok korkardım. Onu beklerdim. Sonra o gelince de birbirimize sarılıp uyurduk. Bazen gelirken tüplü çikolata getirirdi. Buradakinde de bisküvisi tüplü çikolata. Ben yapmıştım annemin doğum günü için. Çok küçüktüm ama böyle elimden gelen her şeyi yapmaya çalışırdım onun için. O da yapardı. Kendi kendimize çok mutluyduk. Aa, nasıl unuttum ben ya? Ne oldu? Bugün abimin doğum günü. Yapacak mısınız bir şeyler? Abim doğum gününü kutlamayı sevmez. Ben de sevmem. Bizi acı günleri hatırlatıyor. Doğdun Tamer. Ne yaptınız siz ya? Yaptık bir şeyler diyelim. Hadi üfle söyleyecek. Hadi üfle hadi. Nereden buldunuz bunu? Ne gerek vardı ki Seko? Buluruz biz. Doğmuşuz işte. Burada kutlanacak ne var ki? Ya abi. Doğum günlerimiz önemli olsa annemiz babamız kutlardı değil mi? Önemli değil demek. Benim de annem babam yok. Ama biz bize kutladık işte. Ama kek çok güzel. Hadi yiyelim. Abi, annem ve babam bizi unuttular mı? Niye hiç gelmiyorlar? Hadi kekini. Hadi bakalım ablacığım. Hazırlan gidiyoruz. Abla? Meryem yok artık. Abla var. Thank you.
Hadi. Başka bir şey var mı? Yok, hepsi bu kadar. Buyurun efendim. Dilber. Hadi bin. ECV 58-78. Aç ulan, aç. Sen çok yaşa be. Eyvallah. Mustafa şuna bak lan. Abici bunlar dene bakalım. Oy bu ne ya? Gel. Alın bakalım. Al bakayım yavrum. Dur. Abi biz de gidelim. Ben de istiyorum. Ne yapacaksa ki oyuncağım? Ben sana daha güzel oynarım. Abi yani ne olur, ben demek istiyorum. Ben sana alacağım sofrayı. Hadi gel, eve gidelim. Üşüdük. Abi hayır, lütfen ne olur. Lütfen bebek alalım. Bu da senin. Ha? Bu da senin yavrum. Çocuklar, siz niye burada duruyorsunuz bakayım? Bunlar da sizin. Al kızım.
Alsana yavrum. Teşekkür ederim. Şey değil canım. Alsana oğlum. Yok abi, ben oyuncakla oynamıyorum. Başka çocuğa ver. Teşekkür ederiz. Oy. Abi, baksana çok güzel değil mi? Hı hı. Abi sen niye almadın? Senin oyuncağın yok ki. Ben akşama kadar gerçek oyuncaklarla oynuyorum zaten. Abi, bu insanlar çok mu zengin? Herhalde. Gerçekten çok yaşa. Eyvallah. Gerçekten. İyi ki doğdun kardeşim. Can. Baba. Oğlum. Koçum benim be. Can. Hadi sen oyuncaklarını al, içeri geç bakalım. Yine kavga edeceksiniz değil mi? Yok yok oğlum, öyle bir şey olur mu? Can hadi. Hiç özür dilemeye kalkma, geçmiş ola. Şaka mı yapıyorsun sen ya? Ne özürü? Gömleklerimi almaya geldim. Aa, sen hayırdır? Ne oldu? Cesaret hapı falan mı yuttun? Bana bak, bana. Cevap ver, kime diyorum? Ahu, çocuk içeride, sakin olur musun? Eşyalarımı alıp gideceğim. Sen neredeydin? Hı? Nerede söndürdün feneri? Cevap ver, arıyorum açmıyorsun da. Ha? Anneni bile aradım be, anneni. Oraya da gitmemişsin, neredeydin? Ahu bırak ya. Sen neredeydin ya? Kime gittin sen? Bak bakayım bana, bak. Hazırda biri vardı, ona mı gittin ha? Neredeydi? Abi ne saçmalıyorsun ya? Kim olacak? O zaman neredeydin? Tamerlerleydim, tamam mı? Tamerlerleydim. Bak sen, ne işin var senin Tamer'le? Allah Allah. Abi bırak, Allah aşkına bırak ya. Bir dakika, bir dakika. Şimdi anlaşıldı. Seni uyanık seni. Ne anlaşıldı? Anlaşılan ne? Sen benden aldığın akıllarla gittin benden önce yağlı kapıya yanaştın, öyle mi? Abi yeter! Ya yeter ya. Ya sustum olmadı. Yanında oldum olmadı. Yanından gittim olmadı ya. Sen ne biçim bir insansın ya? Arkadaş sen ne biçim bir insansın ya? Ah bitti, tamam mı? Bu iş bitti. Boşanacağım, kurtulacağım. Tamam mı? Bitti. Sen benden boşanamazsın. Ben senden boşanırım. Karşında zengin yağlı kapı olsaydı da böyle konuşacak mıydın? Şu şekilde ha, konuşacak mıydın? Sen benimle nasıl böyle konuşabiliyorsun be? Ha? Sen kimsin ya? Sen kimsin de benimle böyle konuşabiliyorsun? Bundan sonra sadece çocuğunun babasıyım, o kadar, tamam mı? Bitti bu iş. Lanet olsun senin tanıdığın güne. Ben şuraya niye geldim ya? Defol! Defol o zaman! Defol, çek git ya! Git! Tamer alır yanaşmasına kıyafet. Bol bol alır. Sen rahat et. Yürü. Defol. Terbiyesiz. Sen biliyor muydun, doğruyu söyle. Neyi? Kocanın marifetini. Selim'i yanına çekmiş. Hayır, bilmiyorum, ne yapmış? Kız vermiş belli ki. Yürek yedirmiş, yürek. Kendi yuvasını dağıttı. Şimdi benimkiyle uğraşıyor. Ama bak, söyle ona Berrin. Bak söyle ona. Yemin ediyorum bunun hesabını çok fena ödetirim ona. Abla sonra konuşalım mı? Çok işim var. Sen beni başından mı savuyorsun ha? Ne demek sonra konuşalım? Hayır. Sadece bu gece keyifli bir gece geçirmek istiyorum. Ve keyfimi kaçıracak hiçbir şeye de izin vermeyeceğim diyorum. Ha öyle mi? Ne işin var senin burada?
Asıl benim sana sormam gerekmiyor mu ne işin var diye. Bugün Tamer'in doğum günü de. Hı hı. O yüzden biz de davetsiz misafir kabul etmiyoruz. Ay Berin, şu an bugün gerçekten seninle hiç tartışamayacağım. Zaten elim kolum poşet dolu, kollarım koptu. Nerede o günler? Anne! Sakın çocuğumu korkutacak bir şey yapma. Anneciğim gel. Merak etme, yok hiçbir şey korkma. Evet damlacığım, yok hiçbir şey. O zaman ben eşyaları bir bırakayım. Hatta sonra geleyim birlikte eve böyle süsleriz seninle, olur mu? Anne, söyle o kadına gitsin. Gel tatlım, biz odamıza gidelim. Aman iyi, siz bilirsiniz ne diyeyim. Aa, hanımlar. Nasılsınız sizi görmeyeli? İyiyiz efendim, iyiyiz. Şu iki poşeti alır mısın bunlacığım? Siz bunları mutfağa götürün, artık bir şeyler yaparsınız, tamam? Hazırlarsınız, ben de şunları yukarıya bırakayım. Tamam efendim. Hadi kolay gelsin. Anne, ne olur o kadın gitsin buradan. Biz gitmeyelim. Lütfen anne, ne olur. Hani sürpriz yapacaktık biz babama. Çok güzel olacaktı. Lütfen anne, gitmeyelim. Sen merak etme. Bu geceyi kimse bizden çalamayacak. Anne halledecek. Ne oldu? Alo Meryem, neredesin? Eve gidiyorum, ne oldu? Tamam, ben de evdeyim. Gelince hemen odama gel, tamam mı? Kimseye çaktırma. Ne oluyor? Gelince anlatacağım. Anne halledecek her şeyi. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Sağ olun. Bu ne ayol? Sanki sünnet düğünü yapıyoruz. Tövbe tövbe. Bir yaş günümüz eksikti. Hadi sen beni şuralarda bir yerlerde bırak, devam et. Bırakırsam gideceğin yeri biliyorum. E tamam, söyle otur o zaman, bırak işte. Tamam oğlum. Arpacı kumrusu gibi düşünüyorsun. Kafan allak bullak, karma karışık. Her an yanlış bir karar vermeye hazır bir ruh hali. Olmaz. Tamam söz. Eve gideceğim. Tamer. Bak Peri hazır vazgeçmişken üstüne gitmesen mi işin ya? Ulan Zekan, ulan Zekan. Yok abi, emin olmam lazım. Seni ellerimle teslim edeceğim. Uyumadan da geri dönmeyeceğim. E tamam, hazır bırakmışken eve bindiğinde söylersin o zaman. Söylerim.
Söylerim, şarkını söylerim. Kulağım da iyi. Sesim de güzel. Ama hiç ninni duymadığım için biraz detone olabilirim. Güzel olmuş her şey. Değil mi? Gerçekten çok zevklisiniz. Teşekkür ederim. Sen de çok tatlısın gerçekten. Bu arada bitti mi işiniz? Evet, bitti. Niye? Elbisenizi üzerinizde görmek için sabırsızlanıyorum. Rengi çok beğendim. Aa, sen benim elbisemi nerede gördün ki? Meryem. Meryem gösterdi ama dikişiyle ilgili bir sorun varmış sanırım. Odasından makas aldı. Sizin odanıza gidiyordu. Elbisemi kesecek. Nasıl da bakıyor, inat yapar gibi. Onun da suyu ısınmaya başladı. Çok önemli bir iş peşindeyim. Yakında postalayacağım onu buradan. Ne yapıyorsun sen burada? Ne oluyor be? Çok yoruldun bugün sen. Biraz dinlen istersen. Canım benim. İyi ki doğdun abiciğim. Sağ ol güzelim. Oh. Sen var ya Seko, sen var ya. İyi ki doğdunuz. Sağ ol abiciğim, teşekkür ederim. Ne güzel olmuş. Vallahi itiraf edeyim abi. Bunca hengamenin arasında ben senin doğum günün olduğunu unuttum. Ama yengem hatırlattı hepimizi. Daha Berin nerede? Burada. Hoş geldiniz. Vav vav. Bu ne güzellik ya. Çok güzel olmuşsun Berin. Teşekkür ederim. Hadi hep beraber yukarı çıkalım çünkü yengem çok güzel şeyler yaptı. Peki, hadi bakalım buyurun. Hasta bile yaptı. Koş. Koş. Hadi gel Dilber. İyi akşamlar. Siz de buyurun hadi. Biz size zahmet vermeyelim. Bülent. Öbürü nerede? Tamer sen çağırsan. Tamer Bey. Misafirimiz var. Peki bana? Merhaba. Peri davet etti de beni. Kendisi de burada olacaktı. Hala gelmedi mi? Yok gelmedi. Biz hiç görmedik onu.